aşağıdan kim bir video görüntüsü olsa milletin vicdan vermez yani onu izlemeye. Ya da şu şeyden sonra, demirden sonra kamerada gözükmüyor. Dün saat gece 10.30 sıralarındaydı. Zaten caddede oturuyorum. Genellikle ben hep caddedeyim, oturuyorum orada. Kardeşlerimin müşterisi vardı, içeridelerdi. Buradan baktım bir şahıs geliyor. Tabii ilk önce buradan dükkanı kolaçan etti. Zaten gördüğünüz gibi kör noktadan. Sonra şuradaki tenekelere kadar zaten geldi. Geldi, ben de şüphelendim yani. Bilerek telefona daldım. Baktım yine geri döndü. Geri döndü, bu sefer karanlık yerden gelmeye başladı. Geceler burada daha karanlık oluyor. Işıklar açılmadıkça karanlık oluyor. Neyse baktım geldi, çantayı aldı. Burada iki mankenimiz var zaten, bugün buraya indirmişiz. Birinci mankenden aldı çantayla şapkayı. Sesimi çıkarmadım. Bakayım ne yapacak diye. İkinci mankene yöneldi. Oradan da çantayla şapkayı aldı. Tabii artık iş çığırından çıktı. Oradan koşarak geldim. Tedbir amacı zaten valize vurdum. Ya şimdi hırsızdır, üstlerinde bıçak olur. Kendim can güvenliğimi korumak için. Tabii valizi vurduğum gibi zaten direkt kendinden geçti. Ondan sonra biraz öyle hırpaladım. Sonra polisleri aradım. Geldi götürdüler abi. Polisler yakaladılar. Aynen, geldi götürdüler abi. Kendileri geldiler. Zaten dava ifade yabancı şubeye götüreceklerdi. Herhalde kimliği yoktu. Bizlik bir durum yok dediler polis arkadaşlar. Onun için ben de gitmedim. Karakola falan gitmedik. Hani bu olaylar çok yaşanıyor. Bir önceki haftada aynı kişi 3 tane montumuzu çalmaya çalıştı. Kardeşim kendisi kovaladı. Çalamadı montu. Şimdi buradaki esnaf arkadaşlara küçük bir duyuru. Hani dikkatli olsunlar. Hepimiz ekmeğimizin peşindeyiz. Hani kimse kimsenin ekmeğine göz dikmesin. Hani izin vermesinler. Cidden burada can güvenliğimiz bile yok. Ben mesela, benim mağazam gece 12-1'e kadar açık. Ben şimdi burada hırsızıyla, tinercisiyle, balisiyle uğraşıyorum. Muhtemel o gece karanlıktı. Bu lambaları yeni taktırdı zaten. Bir haftadır oldu. Onu olaydan sonra taktırdı. Kardeşim odur diyor. Herhalde ikinci kez gözünde kestirmeye çalışmış. Geldi, montlar yok. Bu sefer şapkayla çantaları çalmaya çalıştı. Bu sefer de bırakmadık yani. İkinci de öç almaya geldi. Yani derler ya, öcünü alacak ya. İkinci de öcünü almaya geldi. Bu sefer de başaramadı. Zaten kameralarda da göründüğü gibi zaten buradan geliyor. Şuradaki mankenden çantayla şey alıyor, şapkayı. Bu mankene geliyor. Biz bu mankeni normalde hep ifle bağlıyoruz. Burada alamıyor tabii ki. Ben orada görüyorum. Şurada zaten valizi kaldırıyorum. Kafasına vuruyorum yani. Abi diyecek bir şey yok yani. Her şey göründüğü gibi. Şimdi hak edene hakkını vereceksin. Yoksa başımıza çıkarlar. Bu da öz abi. Abi yani bu da... Abi başımızdan bela eksik olmuyor. Vallahi olmuyor. Ama abi.